Merhaba öğretmenim. Bugün okurken çok keyif aldığım bir kitap olan Çözüm Bakanlığı isimli kitabı sizlere anlatacağım. O zaman başlayalım. Nina adında bir kız var ve bu kızın babası postacı. Bir gün önlerine bir mektup geliyor ve bu mektubun üzerinde çözüm bakanlığına yazıyor. Ee, ama çözüm bakanlığı diye bir yer yoktu. Bu yüzden babası bu mektubu başka bakanlıklardan birine vereceğini söyledi. Ama Nina bu mektupta ne yazdığını çok merak ediyordum. O yüzden akşam mektubu babasından gizli aldı, odasına geçti ve okumaya başladı. Bu mektubu ben adına bir çocuk yazmıştım. Ve bu mektupta şundan bahsediyordum. E, merhaba benim komşum eskiden çözüm bakanlığında çalışıyordu. E, ve sorunumu oraya yazmamı söyledi. O yüzden bu mektubu yazıyorum. E, Sınıfımda Sofya adında bir kız var ve bu kız bana zorbalık yapıyor. Bana kötü bir avuram olduğunu söylüyor. Ve doğum günü partisi de ben dışındaki bütün sınıfı davet etti. Lütfen sorunuma çözüm bulun sevgiler yazıyordum. Ama çözüm bakan diye bir yer yoktu ee, ve Nina bu çocuğa çok üzülmüştü. Ee, o yüzden e, sabah olunca en yakın arkadaşı Alfa ile buluştu hemen ve bu olayı anlattı. Alfa da çok sinirlenmişti bu Sofeya ve Nina dedi ki e, çözüm bakanlığı diye bir yer yok ama biz Ruben'e yardımcı olabiliriz dedi. Alfa da e, bu fikri uygulayalım o zaman dedi. Ve ertesi gün e, Ruben'in okulunu bulmaya çalıştılar ve buldular da. Ama okul çıkışında şöyle bir şey oldu. Sofya ve arkadaşları Ruben'le dalga geçiyordu. E, bir anda yine ve Alfa ortaya çıktı ve Ruben'e dediler ki e, Ruben hafta sonu senin evinde harika bir parti verelim mi dedim. Ruben de bunu kabul etti ve Sofya ve arkadaşları ağzı aç onları izliyordum. Yolda giderken tanıştılar ve e, cumartesi günü Ruben'in evinde parti vermek üzere sözleştiler. E, ve cumartesi günü geldi. Ruben'in evine gittiler. yiyecekler yiyeceklerini yediler. Oyunlar oynadılar. Ve en son e, Nina Valfa Çözüm Bakanlığı konusunu açtı. Gerçekten öyle bir yer var mı diye. Ruben de evet var hatta isterseniz komşumla tanıştırabilirim sizi dedim. Onlar da kabul ettiler e, ve komşusu Bayan Vis'in evine gittiler. Bayan Vis'in e, gözü görmüyordu. E, sonrasında e, Ruben, Alfa ve Nine'yi Bayan Vis'e tanıştırdı. Bayağı tanıştılar, sohbet ettiler. Sonra çözüm bakanlığı bize anlatır mısın dediler e, ve Eee Bayan Vista anlatmaya başlıyor Çözüm Bakanlığı'nı. Böyle günler boyunca hep Çözüm Bakanlığı hakkında konuştular, sohbet ettiler ve Nina Alfa ve Ruben bir grup olmuşlar. Çok iyi arkadaşlardı. Ve tabii ki Sofya yine durmuyor. Dep Ruben'le uğraşıyordu ama Alfa ve Nina hep Ruben'i koruyorlardı. ve sonrasında Bayan istedi ki evin en üst katında bir sandık var ve bu sandıkta çözüm bakanlığı ait kıyafetler, eşyalar var. Bakmak ister misin dedim. Nina Alfa ve Ruben kabul etti bunu ve çocuklar en üst kata çıktılar. Sandığı açtıklarında çok güzel giysiler vardı. Ve sandığı karıştırırken bir anda bir mektup buldular. Bu mektupta şu yazıyordu. Eğer 3 tane sorun çözmeyi başarırsanız, Anonim bir şekilde tabii ki de çözerseniz çözüm bakanı tekrardan açabilirsiniz diyordu. Ve bu mektup uluslararası topluluktan topluluktandı. Ee, sonra Bayan Visi'nin yanına gittiler hemen. Ee, i̇lk olarak uluslararası topluluğu sordular. Ve Bayan Visi dedi ki çözüm bakanlığı uluslararası topluluğa bağlıydı dedi. Sonrasında bu e, çözüm bakanlığı açalım dediler. Bayan Visi de kabul etti. İlk olarak iki tane sorunu anonim bir şekilde çözmeyi başardılar. Ama sonrasında şöyle bir olay oldu. Sofia bu olayları çözerken e, çocukları takip etmişti ve onların resimlerini çekmişti. E, ve Ruby'nin sırları adında bir internet sitesi açıp bu resimleri oraya atmıştı. E, ve akşam olunca da bu siteyi e postayla bütün öğretmenlere ve öğrencilere yayacağım diyordu. E tabi böyle olunca hiçbir anonimlik kalmayacaktı. Ve anonimlik olmazsa da e, Çözüm Bakanlığı açamazlardı. O yüzden çok mutsuzlardı. Akşam Bayan vesin evinde buluştular. Bunlar belki son görüşmeleriydi. Ee, hepsi çok mutsuzdu. Ondan sonra bir anda Ruben'e bir e-posta geldi. Ve bu e-posta... E Şöyle yazıyordu. E, merhaba hepiniz Ruben'in kötü bir aurası olduğunu biliyorsunuz. Sizler için Ruben'in neler planladığına ait resimler çektik. Ve bazı bağlantılarımız var. E, sevgilerimle sohbet ediyordu. Ve altta da internet sitesinin bağlantısı vardı. Ruben oraya tıkladığında açılmıyordu o site. Ve sonra bir anda bir kod belirle, belirlendi ekranda. Bu kodu sezde okuduklarında Bayan vist dedi ki... bu Kod uluslararası topluluğun kodu. Yani uluslararası topluluk Sofia'nın e, Sofya'nın hesabını e, engellemişlerdi. E, ve çözüm bakanlığı, bu da çözüm bakanı tekrar açabilecekleri anlamına geliyorlardı. Üç tane sorunu da çözdüm ve başarmışlardı. Hepsi çok mutluydu, hepsi seviniyordu ve bir anda bir e-posta daha geldi. Bu e-posta Rubin'in öğretmenindendi. Merhabalar, e, tabii ki de hiçbir öğrencimizin kötü bir aurası yok. Bu e-postayı atan hanımefendiyle e, kesinlikle görüşeceğim diyordum. Buna da ayrı bir sevindiler ve artık çözüm bakanlığını açmışlardım. İki hafta sonra da artık sorunları anonim bir şekilde çözmeye başlayacaklardım. Ve dinlesin. çok teşekkür ederim öğretmenim.